Hadi bilgisayar toplayalım. İtopya mıydı bu en popüler bilgisayar toplanan yer? <laughs> Notebook'ta bakayım neler geliyor. MSI'lar geliyor. Aa, Lenovo var, Asus falan. E, Lenovo diyelim ne verecek bize? Abi bir defa işlemci böyle laptopa bakarsanız, işlemci mümkünse 10 veya 9. jenerasyon olsun. Tamam mı? Gidip 6. jenerasyon işlemci almayın yani. 8 GB RAM'iniz olsun. Artık SSD'niz ne olur bilemem. i5 8. jenerasyon 8 200 araya Radeon 5'e. Bak bu güzel. Radeon ekran kartı da var. Bak bu güzel makine. Şunu en yeniden değil, en düşük fiyattan. Bak mesela bu makine nefis bir şey. 10. jenerasyon i7 16 GB RAM var üstünde. 20 70 rtx var çiçek gibi hem oyun hem iyi yani. Ben AMD kullanmam abi. Ben Intel, Intel ya Intel'de çalışmış bir adama AMD kullanmam yani. Intel'de de lanet olsun dostum Intel'de de çalışmışlığımız mevcut. Ya onu da yaptık. Neyse HP'lere bakalım. Bak burada tatlı bir şeyler var. 6. jenerasyon abi bu ne 5 Geç abi. Ben ya yanlış biliyorum bir şey ya bunlar değil. Ben mesela şeyci değilim abi. Macbook Pro mesela çok sevmem tamam mı? Aa bak sordu. Ben sevmiyorum abi tamam mı? Neden derseniz bir kötülüğünü görmedim. Alana da hiç mahsuru yok? Gücü yeten parası olan alsın. Seven çok seviyor. Ben ben sevmiyorum abi. Nedense hani birçok şirkette Macbook fırsatım oldu. Birçok kere de kullandım. Ben bir ısınamadım abi. Benim 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 o kadar bir ihtiyacım yok laptopla yani. Anlatabildim mi? Benim tıkır tıkır işimi görüyor. Atıyorum bir VMware. Tak 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 tak. İşimi görüyor yani. ThinkPad'i seviyorum. Çünkü ThinkPad dayanıklı abi. Atıyorsun, kırı düşürüyorsun. Bilmem ne yapıyorsun. Şirkette alıyorsun. Sinirli. Ben sinirli adamım abi. Ders şeyde şirkette çalışırken de sinirli oluyorum. Fırlatıp atıyorum bir şeye böyle derlendiğim zaman. Monster çok iyi diye duydum yalnız ha. Ona bir bakalım. Bakalım şuna ya. Bunlar Almanya'da tükkan açlar aslında. Bunlar aslında bizi buralarda satarlar mı lan? Ha? Bak bunlar açılar yani dur bakayım, Monster Notebook Avrupa satış. Bak açılıyor diye haberi geldi de, bunu bunu daha evvel de açıldılar hatta daha yani mağazalar bak. Bence Monster .de'dir, ha. bir deneyeyim bakayım. Notebook ee e. hadi bakayım bu ne demek dostlar can abiniz monster notebook alabiliyor demek ben de bundan sonra monster'a geçerim bence geçerim dostlar neden çünkü türk abi türk Destek tam destek. Adamlar Almanya'da dükkan açmışlar. Ben bunları desteklemez miyim oğlum? Bak herif 10. jenerasyon. Nvidia 20, RTX 2060. 15.6. Full HD ne ya? Neyse. 32 GB RAM'li. 1 TB SSD reklamlı. Windows şeyli, diskli makineyi. 2100 Euro'ya satıyor. 2000 Euro nedir lan? Kaç yapıyormuş? 14.000 Chrome. güzel. Uygun fiyat. 1000 euroya ne var abi? i5. Bak güzel. 1650 Ti ne ya? Ya şunu bir tık güçlendir ya. GTX istemiyoruz ya. Bize RTX ver. Ha ha bana bununla gel ya. İşte bu. İşte bu. Aradığımız lezzet. 1900 euro. Şey 1900 euro. Ne kadar bu? 1900 euro. Bu DKK. E 14 bin oldu. Bu da yetmedi. Hadi baba ya. İyi yedi. Tamam. Kamil 650 istemiyorum ya. Gözünü seveyim. 1650 var mı bana? Hah. Aha. Bence bulduk. 1500 euro. Yanında da bu VTI ile. Bu 2060 ile. Tamam bak. 1500 euro. Bence bu güzel. Makine bak. Bak şuna. Biraz kendime bakıyorum. Sonra size de bakacağım. Dur şimdi dur. Bakacağım. 2 dakika bekleyin. Eh 11.000 kron. Tamam bana bununla gel ya. Bak iyiydi. Benim şu anki makinenin aynısı bu. Tamam mı? Birebir aynısı. Ben Lenovo'yu seviyorum arkadaşlar. Lenovo'ya bir lafım yok. Ama Monster da güzelmiş bak şimdi. Devam ediyoruz abi. Hepsi burada ya bakalım. Şimdi abi biz ne istiyoruz? i7 olsun. Mümkünse 9 ve üstü jenerasyon olsun. Ondan sonra abi 15-6 inç olsun. Şimdi abi bize en düşük fiyattan gel bakalım. Acer 7800 bak abi. 8 GB RAM'li. Bak güzel fiyat. 10. nesil. Güzel makina. Lenovo. Güzel makina. 16 GB. 512 SSD. Bak deminki Monster'ın aynısı görüyor musunuz? Aynısı. IdeaPad. Bak yine aynı. i7. 256 ama bunun şeyi. Yani buradan bu konfigürasyonda güzel iki tane makine var. Bu 9. jenerasyon ama burada 10. var. 10. seriler daha güzel. Bu 10 Pro ile geliyor. Bu daha güzel. Bunun işletim sistemi daha iyi. Şimdi bir dakika i5'e gelelim. Hani bir tık alta iniyoruz. Diyoruz ki hani bir tık inelim abi aşağı. Jenerasyon ekleyelim bunda da. Yeni jenerasyon olsun. En düşük fiyat. Yani 7000 i5'te de. 10. jenerasyon istediğinizde fiyat coşuyor arkadaşlar. 8. jenerasyonda falan güzel şeyler bulunuyor bak. 6'ya inmeyin de 10. jenerasyona çıkınca yine 7000 liraya geliyorsun. Yani böyle bilgisayar toplanıyor arkadaşlar. O zaman şöyle özetleyeyim mi? Oyun oynarken, yazılım yaparken veya siber güvenlikle uğraşırken bilgisayarınızın bence bu tamamen benim tercihim. En önemli olan şeyi parçası RAM'i. İkinci en önemli olan parçası SSD diski. Tamam mı dostlar? İşlemci i5 minimum. O seviyede bir işlemci olsun. i5. i3 ile bu işler çok zor. Ama yukarıda Allah var. Ben hiçbir zaman düşük performanslı bir sistemle çalışmadım hayatım boyunca. Çok Allah'ın sevgili kuluydum. Her zaman e, iyi sistemlerle çalıştım. Bu 92-93 yılındaki bilgisayarım da zamanının iyi bilgisayarıydı. O gün bugünden de hep böyle iyi sistemlerle bir şeyler yaptım. Ya da en azından sistemlerim 3 aşağı 5 yukarı 6 ay bir sene geriden geldi ama her zaman işimi gördü. Bir dönem sadece çok e, teknoloji çok hızlı benim alım gücümden daha hızlı gelişmeye başlamıştı. Tahmin ediyorum bu 94-95 gibi yıllarda o zamanlarda böyle MP3 falan mı ya 97'lere doğru hatırlamıyorum ya 95 ya 96. MP3'ler falan çıkmıştı benim makinenin işlemcisi mp 3 çalıştırmaya yetmiyordu yani. O yüzden takılıyordu falan böyle dinleyemiyordum falan. Yani işlemciniz önemli. i5 ve üstü olsun. 16 GB 8 GB RAM'iniz olsun. 8 minimum olsun. 2 tane VM açtığınızda yan gelmesin makina. SSD olsun işletim sisteminiz mutlaka. Çünkü VMware falan kullandığınızda SSD'nin çok faydasını görüyorsunuz. Linux'ta falan filan da çok rahat ediyorsunuz dostlar. Hayatınız değişiyor yani SSD çok kıymetli o açıdan. Ekran kartı falan fıstık hani pentestlerde falan kullanacağım ben diyorsanız eyvallah gidin alın bir tane de hani ben bence hani çok ekran kartı çok fanati olduğum bir şey değil yani çok çok aramıyorum aman 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 illa ekran kartı bilmem ne olsun demiyorum açık konuşayım durum bu yani dostlar hikaye bu Bence bir bilgisayar tercih ederken bütçenizi buna göre ayarlayın. AMD'siymiş, Intel'iymiş, Nvidia'sıymış, bilmem nesiymiş. İnanın hiç fark etmez. Önemli olan RAM'iniz ve diskiniz yani. Tamam mı? Önemli olan bu. İşlemci de yürürsünüz yani. Tamam mı? Güzel bir PC toplasana bize. Desktop PC mi diyorsunuz? Desktop PC topluyorum. Gelin İtopya'ya gidelim. Ben kendi paramla kendime bir bilgisayar toplayacağım şimdi. 3400'de para vermeyelim lan iyi 5 alalım değil mi lan? Nasılsa 2.90 MHz yani değişen bir olmuyor. Alt üstü ön belleği hızlanıyor. i 5ten yürüyelim bence gerek yok. Bizim hayatımızı şey yapmayacak. Bu fiyata 4400'lük bulmuşuz bence sarıyorum ben bunu. Ben beğendim. Sardım abi. 4400 de cebimizde kalır. Buldum. Bu 8 GB bundan 2 tane mi yapıştıracağız? 3600. 2 tane sarsam şundan olmaz mı? Bundan 2 tane sarıyorum ben. Sardım. Şimdi bu benim en nefret ettiğim konu. Arkadaşlar ben burada en ucuzuna gidiyorum. Benim için tek önemli olan arkadaşlar içinde eğer şey varsa power şeyi varsa ben ona bakıyorum sadece. Ya şu güzel işte ya. Rengarenk işte kımıl kımıl bir şey. Alt üstü VMware çalıştıracağız makinede ya. Ucuz bir şey alalım gitsin ya. Bu güzel bundan alacağım. Bunu bunun tipini beğendim ben. Yapacak mısınız şeyle ekran kartıyla çözme özme? 2500 liraya vereyim mi lan size bunu? Bu güzel. Aynen yapıştırıyorum bunu ya. Hadi bu olsun. İşlemci fanı. Stok yeter mi diyorsunuz? Bence de yeter ama hani power supply'ımızı 650'yi yapıştıralım bence. 650 80. Aynen bak bu güzel. Kingston M2 SSD 120 GB. Yet bu çok küçük. Bu işimize yaramaz. Samsung bak abi en güzel bu değil mi? A2000. Mis gibi. Kingston. Neyse abi yapıştır ya. Şimdi bu makine bu. Bu makineyi çekilişle. <laughs> 10 10.000 kişi olduğumuz zaman hediye ediyorum. <laughs> 500 abone olduğumuzda çekilişte bu makineyi hediye ediyorum lan. Ya. <laughs> ya. işin sırrını anlattım ben size işte. İşlemciniz değil abi. İşlemci B i5 ve üstü olsun. O işimizi görür. Abone olun oğlum.